TÜFAT'ın ne kadar sorumluluğu var bu gelişmelerde? Şimdi ona TÜFAT'ın, bakmak lazım. TÜFAT'ın şu C kursunda tabii TÜFAT şubeleri bu kurslarda yardımcı oluyor. Açılmasında evet. Tabii açılıyor. Onu da TÜFAT bir açalım. Şubelerinde evet, açılıyor. Evet. Muhatap olduğu kişi tabii kesinlikle TÜFAT idaresidir belirtine göre. TÜFAT idaresi de eğitim dairesine zaten koordine çalışıyor. Burada istenen belgenin yani kulüplerden getirdiğiniz takdirde kabul olacağını dile getiriyor. Onu getirdiği halde kabul edilmediğini söylüyor. Yani evet, bu kardeşimizin kursa tabii şeye de girmiş. İlk yardım kursuna da girmiş. İlk yardım kursuna giriyor. Dekont yatırmış herhalde. Evet. Dekontunu bir yatırmış. Bir de imza istenmiş. İmzayı da getirdim diyor kulüpten. Getirdim diyor. Antetli kağıtta diyor imzayı da getirdim fakat kabul edilmedi diyor. Peki hocam TÜFAT bu gibi konularda neler yapmalı? Bu spor antrenör adaylı arkadaşlarımız nasıl bir yol takibi, nasıl yönlendirmeli? Bu bir hukuk içerisinde haksa TÜFAT bunu hakkını nasıl aramalı? Şimdi TÜFAT biliyorsunuz biz, hocam biraz önce bahsettiğiniz gibi bu kurslardaki yeni dönemde Futbol Federasyonu zaten sorumlusu, eğitim dairesi sorumlusu. O kadar birçok talimatname değişti ki o kadar çok gündeme içinde olan birbirinin çıkmazı olan bir sürü sorular var. Bu sorularla biz karşılaşıyoruz. Ama arkadaşımızın konusuna değindiğimiz takdirde istenen belgeyi getiriyorsa bu arkadaşımızın kursu alınması sonra C kursu bu arkadaşımızın biliyorsunuz E'ye kadar indi kurs. Evet. Evet, UEFA kriterleri diyoruz, güncelleme diyoruz. Geldi, güncelleme evet, geldi. Bunlardan bir son problemler var. Problem ne var? Ben teknik direktörüm, güncelleme gideceğim. Güncellemeye gitmezsem ben bilmem ne tarihinden sonra çalışmayacağım. Ben Türkiye'de hak etmişim. Ne demek? Kim çalıştırmayacak? Nasıl çalışmayacağım? Kurslara gidildiğinde problemler var. Antrenör arkadaşlarımızdan eğitimde evet, antrenör olmuş, mesleğini elde etmiş. Tekrar oraya gidip de tekrardan o mesleği 5 günde 10 günde öğrenecek durumu yok. Sert tavırlardan yakınma. Bunların düzelmesi lazım. Evet. Bu Futbol Federasyonu Eğitim Dairesi'ndeki hocalarımızın bunları, bu şikayetleri herhalde gündeme alıyorlardır. Dikkate ama almaları lazım. Onun için oradalar zaten. Antrenör bir kere oradaki evet, hocalarımız da, hocalar da, teknik adamlar da TÜFAT üyesi. Oradaki hocalar da meslektaşı. Karşısına gelen insan da meslektaşı. Meslektaşına nasıl davranır? Nasıl bu kuralın kural nedir? Ona göre davranmaları lazım. Birçok şikayetler geliyor. Arkadaşımızın şeyi çok büyük bir problem değil. Şimdi evet, öyle bir şey ki hocam seminere güncellemeye gidiyor. Güncellemede sınıfta kalıyor. Ya bu kadar çok abartılmaması lazım bu güncelleme. Peki o zaman bir de şu var. Peki insanlar bu tarafı niye düşünmüyor? Bu diplomayı adam almış. O geçmiş eğitim dairesinde sınıfta kalıyor. Farkında değiller galiba. Tarihimizi siliyoruz. Bakın eski hocalarımızı şimdi, bakın, siliyoruz. Şimdi adam diyor ki sınıfta kaldım ya. O zaman o eğitimlerde o değerli hocaların evet, hiçbir eğitim vermemiş. Sınıfta bunlar da zaten kalıyoruz. O diplomaları öyle su gibi almışlar. Öyle mi yani? Bu o demek oluyor. Aynen, ki bence yanlış. Ben çok katılmıyorum. Ve oradan da konuşuyorum da söylüyorum bu da. Bu önemli bir konu çok bence. Çok önemli. Türk antrenörü çok önemli konu. Ben genel merkezde de görev yapıyorum. Biraz önce de bahsettiğim vakıfta da yönetim kurulu üyesiyim. Bunları neden söylüyorum? Bu olaylara, bu konulara, toplantılara gündeme geliyor. Artık can sıkıyor. Bizim Türk futbol tarihi, antrenörlük tarihi geçmişe baktığınız zaman Metin Türeller, Özkan Sümerler, hmm, Coşkun Özarılar. Bir de evet, pardon hocam çok özür dilerim. 2008'de biliyorsunuz UEFA kriterleri çerçevesinde ilk kurslar 2005'te başladı. Evet. 2005'te başladı, geldi Türkiye'ye. UEFA kriterleri dendi. 18 dönem teknik direktörleri arasında ben de varım. A ve B'ler de öyleydi. Sonra neler oldu da bu tekrar güncellemeler, hadi biz kendi açımızdan bakmıyoruz. Peki bu zamana kadar esame listelerinde ismi geçen şampiyonlukları imza atmış teknik adamlar, antrenmanlar, sezon planlamaları yapan adamların hepsi, onlar da ikinci tamlamaya girenler de var içlerinde. Peki ne oldu? Onlar da mı o eğitim dairelerinde o eğitimler hep evet, eksikti, evet, hep sıradan eksik, imtihanlara tabi tutuldular. Hem 15'er milyar para isteniyor, hem tabi tutuluyor 300 küsür ders saati, peşinden de ikincisinde de başarılı olamazsan dondurulma gibi konuşmalar var ortada. Hakka hani kazanılmış hakka tecavüzler var. Hukuksal açıdan bakıldığında sporun da bir hukuku var. Türkiye'de hocam, bir karmaşa var. Türk antrenör nereye gidiyor? Türk antrenörün hakkı tam olarak hangi kurum açısından aranacak? Yani biraz çok ilginç şu, değil mi? Kendimize soruyoruz bu soruyu. Kesinlikle yıllarca siz de sahada pratik yapıyordunuz.
şurada şu çok önemli. Türkiye'de 16 bine yakın teknik adam var. Bunun 600'ü çalışan teknik direktör. Çalışmayanlar da 900 teknik direktör var. Ondan sonra lisansları göre ayrılıyor. Ne oldu? 13 tane de lig oynanıyor dedik. Like halı saha futbol liginden tutun da plaj futbolu ligi de biliyorsunuz artık federasyonun şeyinde. Burada çalışan ampute var. Tabii plaj futbolu var. Kesinlikle. Yani salon futbolu var. Futsal. Hı. Yani buna bile yani yetiştiremiyorsun. Burada şimdi teknik sayı az. Teknik adam sayısı fazla. Pasta küçük. Pastanın küçüklüğünden başka bir de bu şekilde teknik adamları küçük düşürücü. Ya düşünebiliyor musunuz hocam? Metin Türel Hoca güncellemeye alınıyor ya. Metin Türel Hoca güncelleme milli takımda görev yapmış. Hocam çalışmış. Bakın medya bazı şeyleri işine geleni araştırıyor. Tabii bu arada tabii teknik adamlardan bahsederken türbündeki hani o maçlara falan gelen. Tabii ki teknik adam gidecek. Maçı seyredecek, gelişmeyi bir müsabakayı. Tenzih edeceğimiz çok değerli antrenör arkadaşlarımız var. Adabını bakın, seyredecek kuliste hocam. Kuliste sizinle de konuştuk bazı maçlara. Yani etik görme. Halbuki gidecek. Antrenör tabii ki bir müsabakayı seyredecek. Nasıl bir basketbol antrenörü basketbol müsabakası seyredecek? Futbol hocalarımız da gidecek. Ama maalesef bunu yine ayağa düşüren biziz. Empatik yaklaşıma bakıldığında biziz. Antrenör ekmeğiyle oynayan yine bir antrenör. Türk antrenörünün gelişmesine bakın bugün Aykut Kocaman'dan bahsediliyor. Biz formatımız gereğince bunları konuşmuyoruz ama totale bakıldığında örnekleme yapılırsa bence en doğru duruşlar içerisinde Türk futbolun başında istikbal vadeden, istikbal olan, çıkış olan bir adam Aykut Kocaman. Duruşuyla, medyaya, rakibinin hakkını savunmasıyla, işte bir arkadaşımız çıkıyor, taşra kurnazlığı yapmasın. Bu nasıl bir sualdir, bu nasıl bir yaklaşımdır? Şimdi Aykut Kocaman hazmederek geliyor. Ben Fenerbahçeli değilim, ben Beşiktaş'ın formasını taşıyarak gerçek bir Beşiktaş'ta teknik direktörüm. Ama Aykut Kocaman'a ceketilik diyorum. Bırakalım, destek olalım. Bugün Ricard 3 milyon euroyu aldı gitti. Biz Ricard'ı beğenmiyoruz. Bizi kim beğenecek? Evet. Ricard'ın bulunduğu atmosferlerde biz bulunduk mu ki onun her şeyini irdeliyoruz? Bakın biz hala güncellemeye tabi tutuluyoruz. Bir gerçekleri yan yana koyalım. Sayın Mustafa Metertem. Katılıyorum. Geçmişimizi silmekle bir yere gelemeyiz. Ha, güncelleme yapılabilir. Fakat hocam. Nasıl yapılmalı güncelleme? Çok onurlu bir şekilde yapılması lazım. Bilgiyi ver, eksiği tamamla, İmtihan onuru et, pasifize etme, baskı aynen. yapma. Bugün kitap yazmış, öğretim görevlisi yapmış, bir sürü öğrenci yetiştirmiş kişiler sınıfta kalıyor bu kurslarda. Doğrudur, yanlıştır bilemiyorum. Bizde yani iki tane şimdi şu şurada çok önemli bir konu var. Birincisi bu güncellemelerle ilgili konu, teknik adamların, bütün herkesin şikayetleri var. Bunlar konuşulmuyor, dile getirilmiyor ama konuşulması lazım. Yani dosyanın içinde kalmaması lazım. Ama biraz önce... Buyur hocam, devam edin. Önemli, buyurun. Tribünde söyledik. Şu kötü durumda, kötü durumdayken, galibiyete önce acaba başkanıma kaç tane en az 20 tane teknik adam, bakın. Sadece başkanımıza mı? Size de giren olmuştur. Yerel yöneticilere, bize, bakın, diğer üyelere. Evet. Aman ya, bunlar etik değil. Aslan gibi orada hoca var. Evet. Cihat Hoca'yı stoper oynatacak halinin yok orada. Evet. Teknik adamından faydalanacaksın. O zaman bu adama tam sanki Cihat Hoca bıraktığı zaman başka gelen bir başka hoca orada yıldız mı takacak? Mümkün bakmayın. Bir maçta gidip de iki tane üç atan teknik adamlar işte gündemde de var. Oluyor, adam götüremiyor, bir bakıyorsunuz. Tutmamış, doku tutmamış. Mental anlamda tutmamış. Peki kaç tane Cihat Arslan gibi şanslı antrenörü var? Aslanlar gibi Muammer Bey arkasına yani, inanıyor ve doğrusunu da yapıyor. Doğrusu bu. Gerçekten doğrusu bizim bu. De bu konuda Cihat saygılı Hoca, yaklaşmamız çok önemli. Şimdi Cihat Hoca var diye bakıyorum. Antrenör psikolojisine evet. baktığınızda şunu çok iyi yaşadığım için biliyorum. Cihat Hoca rahat olması lazım. Eğer evet. Cihat Hoca antrenmanda ben bu maçı kaybedersem Ahmet'le görüşüyorlar, evet. Mehmet'le görüşüyorlar, Mustafa'yla görüşüyorlar. Psikozunda olmaması lazım. Evet. Onu o mental anlamda hazırlayacak kulübün esas teknik direktörü, yürütme bazında teknik direktörü kulüp başkanıdır. Kulüp başkanı destek çıkarsa, arkasında olduğunu ama hakikaten doğru bir şekilde gösterirse, bakın alacağı sonuçlar insanı evet. psikolojik olarak daha rahatlatacak. Siz de bu değerlerden birisiniz. Gerçekten Niyazi Önen tuttuğu bir Çanakkale'nin öz evladına gelmiş. Siz büyük emekler verdiniz bu konuda. Tekrar konulara döneceğiz ama hemen ben tabii ki elektrik postalı var. Özellikle özel hastanelerin de sponsor olabilirler diyor. Dünyanın parasını alıyorlar diyor özel hastaneler. Futbol Federasyonu
oluyor. Buradan ben Mehmet Baykan'a bahsediyorum. İstanbul'da bir özel hastane var. Gazi Osman Paşa Özel Hastanesi. Gerçekten amatör branşlarda sponsorlukta önde. Ben onları kutluyorum. Gerçekten kutluyorum. Bu gibi sponsorları zorunluluk haline getirebilirler. Nasıl işte arkada bir garaj getirme, park getirme zorunlu getiriyor. Özel hastanelere de amatör kulüplere sponsor olma sağlık konusunda evet. Zorunlu getirebilir Sağlık Bakanlığı. Evet, Bey, evet arada efendim. Ben Gazi Osman Paşa Hastanesi'ne bir mesaj buyurun, göndermem buyurun, lazım. Buyurun. Bana bir sözleri var. Revir yaptıracaklar statta. Revir yeri hazır. Hala gelip... Hemen buradan vallahi, Sayın Mustafa hemen, Hayta'ya hemen, sesleniyoruz. Hemen Sayın Hayta yakalamışken konuyu. Sayın Sedat Bey, Sayın sözünü yerine getirsinler lütfen. Muammer Bey gerçekten reformcu, tesisçi bir başkan. Bir an evvel beni utandırmayın. Eyüp Stadyumu'nda öyle bir yer hazır. Göreve sizi bekliyoruz efendim. Evet. Bakalım Sakarya Mahallemi, Sayın Mustafa Büyük, Teknomedya Televizyonu, Mehmet Çelik'le Spor Penceresi'ne ne mesajlar vermiş? Sakarya'nın sporu, il sporu hakkında efendim. Değerli izleyiciler, bugün tabi Sakarya ili Akyazı'ndan hemen sonra burada Altındere'ye geldik. Özellikle Altındere tesislerinde sporun her zaman yanında olan çok önemli bir valimiz var. Sayın Mustafa Büyük, Trakya coğrafyasından çok yakın tanıyorsunuz ama sporun gerçekten çok büyük bir duayeni. Bugün de bizi kırmadı. Hazır Sakarya'ya gelmişken burada kısmetmiş. Bakalım bize bugün Sakarya'nın sporunla alakalı neler söyleyecek. Sayın Valim, öncelikle evet. Yeni görevinize tekrar başarılar diliyoruz. Sağ olun. Edirne'den sonra 4 ay oldu Sakarya'da göreve başlayalı. Sakarya tabii coğrafi yapısı itibariyle Türkiye'nin kalbi mesabesinde denizi, gölü, ırmaklarıyla güzel bir kentimiz, şehrimiz. Ayrıca çok ciddi bir sporda da markası var Sakarya Spor. Çok büyük başarılar elde etmiş. Birincilikte, Süper Lig'de Sakarya'yı temsil etmiş bir Sakarya Sporu var. Ama bunun dışında da çok çeşitli dallarda sporcuları var. Türkiye, dünya çapında başarılar elde etmiş sporcuları var. En son da dünya şampiyonu, ikinci kez dünya şampiyonluğunu elde etmiş olan motosikletteki şampiyonumuz. Kenan tabi biz Sofoğlu hem Türkiye'yi hem Sakarya'yı bütün dünyada başarıyla temsil etmiş bir sporcumuz. Onun dışında da Sakarya Balkanlardan Rumeli kökenli insanlarımızın çok yoğun yaşadığı bir yer. Özellikle Bulgaristan'dan, Yunanistan, Makedonya, Kosova ve Bosna'dan gelen bizim vatandaşlarımız burada çok yaygın bir şekilde hem kültürlerini muhafaza ediyorlar hem Rumeli ile ilişkilerini sürdürüyorlar. O bölgede de gördüğüm tek Rumeli'nin başarısını buralarda da vatandaşlarımızla paylaşmış olduk. Teşekkür ediyorum. Efendim tabii Kenan Sofoğlu diğer branşlarda da özellikle amatör branşlarda da bizim gururumuz olurken özellikle Sakarya'da Akyazı'nın tam göbeğinde bir evladımız evet, hemen evet. Sizinle geldi. Özellikle başarısını sizinle paylaştı. Siz evet. Tabii Zeki Toçoğlu da çok önemli bir belediye başkanımız. Aynı zamanda mücadele sporlarında biliyorsunuz Neslihan Çalışkan 44 elinde önemli bir karatecimiz, dünya şampiyonu bir karatecimiz. Orada da önemli yerel yöneticiler, efendim belediye başkanlarımız hepsi sporcuların sarılıyor. Burada sizin bambaşka bir havanız oldu. Çünkü Kenan'la adeta yine Mustafa büyük projeleri imza atacağını da ifadesini verdi.